Arkadaşlar günaydın. Şimdi hostelde kalktım. Şu üst ranzada yattım. Bugün başka bir şehre geçeceğim. Fas'taki. Tagazut olacak. Şimdi buradan Marrakeş'ten otobüse bineceğim. Tekrar. Yine Supra Tours, aynı zaten biliyorsunuz. Birçok yere o gidiyor. Burası Anadolu'ya yakın diye özellikle ben hostel seçtim. Buradaki de insanlar falan iyi yani, sıcakkanlı. Buradaki kadro. Zaten biliyorsunuz genelde böyle sosyal alanlar oluyor. Şöyle size odayı göstereyim. Hem de bunların fiyatları da uygun oluyor genelde. Yani bütçeniz kısıtlıysa çok rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Now I'm in the Hostel Gauli, my Morocco brother. Okay, my brother Khatar. Yeah, nice to meet you. If you come to Marrakesh, come to this hostel. It's a very nice stuff. Thank you, thank you. Very nice stuff. You are good luck. Nice to meet you. Welcome another. İnşallah bro, inşallah, inşallah. İnşallah. So bro, ma salama. Ma salama. Ma salama. Habibi. Merhaba. Merhaba, merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar, çok arkadaşlar. Thank you. Thank you brother, thank you. Tabii Fas'taki en sevdiğim şeyler bir tanesi de doğal meyve suları arkadaşlar. Bu muz, portakal ve avokado karışık bir mix doğal. Bak gördüğünüz gibi posası falan bile var. Adamlar her şeye çok önem veriyor. Yani meyve suları gerçekten burada şahane. Çok net bir şekilde söylüyorum. Hani bizim ülkede bu kadar iyi yapan yok ya. Meyve suyu konusunda aslında. Gerçekten Fas'a gelince mutlaka bilmemem için abi. Çok da ucuz her fiyatları. Yani bedava diyebilirim neredeyse. Günde 5-10 tane bile içebilirsiniz. Ve %100 doğal yani. Şu konuda aklınızda olsun arkadaşlar. Eğer burada döviz bozdurmak istiyorsanız geleceğiniz bankanın ismi Attijari neymiş? Attijari Vafa Bank. Attijari Vafa Bank'ı çok güzel arkadaşlar. Buradan ATM'den Mastercard ve Visa kartlarla çok rahat bir şekilde paranızı bozdurabilirsiniz. Tekrar söylediğim gibi arkadaşlar, Mastercard ve Visa kartlar yurt dışına açtırdığınız zaman Türkiye'deki kartınızdan çok rahat bir şekilde buranın para birimiyle parayı geri alabilirsiniz. Yani kendi Türk liranız bile burada Fas dirhemine dönüştürülebiliyor. Çok da kolay bir sistem. Biraz komisyon oluyor ama çok çok azalıyor. Sıkıntı yok bence onda. En azından hani burada acil bir paraya falan ihtiyacınız olursa, ki ben öyle yaptım. Biraz hani az para almıştım yanıma. Arkadaşlar herkese günaydın. Şimdi Tagazut'ta kiraladığımız evde takılıyoruz. Sabah kahvaltısı için alışveriş yaptım. Şöyle göstereyim. Yumurtalar, ekmekler, çay, bal. Bundan sonra tereyağı falan. Zaten her şey mevcut. Şöyle bir mutfak var. Bu mutfağın yanı sıra zaten evde hiç bir gördüğünüz gibi. Şöyle size biraz göstereyim. Buradan manzarası çok güzel bunun. Sabah. Gerçi gece dahil tüm dalga sesleri geliyor. Şimdi kalktım. Bugün yeni bir deneyim yaşayacağız. Sörf yapacağız. Tagazut zaten sörf olarak biliniyor. Böyle bir mekan. Bu şehre gelenlerin çoğu genellikle böyle hem tatil yapmak için hem de özellikle sörf yapmak için geliyor. Bu da benim ilk deneyimim olacak. Bakalım nasıl şeyler yaşayacağız. Hep beraber göreceğiz. Seyrimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım o anları. Şimdi hep beraber buraya doğru yürüyelim. Şimdi Atlas Okyanusu'nda bir denize gireceğim. Size göstereyim. Çok çetin dalgalar var. Burada da birazdan sörf deneyeceğim.
pek yeterli seviyede olduğumu düşünmüyorum ama en azından bakalım, deneyeceğiz nasıl olacak, göreceğiz hep beraber. Size şöyle dalgaları göstereyim, ne kadar sağlam olduğunu bizzat görün. Arkadaşlar görüyorsunuz, bayağı dalgalı sağlam. Takozut'ta akşam yemeği yiyorum. Güzel mekan var burada. Şöyle bir et sipariş ettim. Güzel. Şöyle manzaraya basıyorum size. Güzel bir yer. Denize karşı bir yer. Biraz Antalya'yı, Bodrum'u biraz da Yunanistan'ı andırıyor. Kesinlikle Fas'a geldiğiniz zaman gelmenizi tavsiye ettiğim, yani çok önemli olmasa da gelmeye değer şehirlerden bir tanesi diyebilirim. Burada surf tahtası satıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Zaten Takozut direkt böyle surf şekliyle biliniyor. Takozut gördüğünüz gibi böyle mütevazı şehir. Çok fazla da görülecek bir şey yok açıkçası ama yine böyle kendine münhasır böyle kafa dinleyeceği bileceğiniz kafa dinlediğiniz böyle sakinleşmek istediğiniz bir şehir diyebilirim çok kısaca.
İşte arkadaşlar, Tagazut bu kadar. Böyle sıradan bir yer. Tatil yeri, kafa dinleme yeri. Her zamanki gibi yine meyve sunu aldım arkadaşlar. Organik, doğal. Bu sefer muz. Başka ne vardı içinde? Çilek falan da koydular. Karışık. Bayağı tadı güzel ve %100 doğal. O çok iyi.